Evet, en akıllı hayvan. En akıllı hayvan arkadaşlar. Hem uzun isimli olacak hem de akıllı olacak. Dur bakalım, dur bakalım. Aha geldi aklıma abi. Papağan tabii ki de abi. Papağanlar hem akıllılar hem de konuşabiliyorlar. Bakalım diğerleri ne yazdı? Tarık ne yazdın oğlum sen öyle? Kanka en akıllı kim diye sormadım. En akıllı benim yani ben. Tarık en akıllı kim diye sormuyor oğlum. En akıllı hayvanı soruyor. Ana öyle mi? Tabii öyle oğlum, gitmiş bir de en akıllı hayvan diye ben yazmış. Hey sunucu, ben cevabı değiştiremez mi? Hayır, cevabı değiştirmek yasak. Tarık ne kadar şapşalsın. Of ya, benim aklıma bir şey gelmedi abi. Ya ne kadar şapşalsınız ya. Akıllı bir hayvan ismi yazacaksınız altı üstü. Bilmiyor musunuz hiç akıllı bir hayvan? Aa, ben biliyorum. Aha bak, örümcek kız köpek yazdı. Ya sen de işte bir şeyler yapmaz. Tamam ya, uzun bir şey bulmaya çalışıyorum abi. Evet, çok az bir süre kaldı. Abbas hala bulamadı. Allah Allah. Dur aklıma geldi. Tamam yazıyorum. Yunus aslında evet mantıklı. Ne yazarsanız yazın, en akıllı en uzun hayvan ismini ben yazdım. Allah Allah düştü. Pardon arkadaşlar, ayağım kaydı. Nasıl da düştü ama. Böyle düşersin işte. Tarık sen benimle dalga geçeceğine kendine bak oğlum. Bir de gitmiş ben yazmış. Tarık çok şapşal ya. Ulan Tarık, Allah beyin dağıtırken şemsiye mi açtın birader? Ben açmadım ama sen kesin açmışsındır. Tamam arkadaşlar, birebir münakaşaya girmeyin. Sıradaki sorunuzu soruyorum. Ben açmadım ama sen açmışsın gibi duruyor. Görürsün oğlum sen. Ya bir susun arkadaşlar, kavga etmeyin. Evet, bana bir ev eşyası yazın. Hadi bakalım. Uzun isimli bir ev eşyası. Acaba ne olabilir arkadaşlar? Ana bu bayağı kolay. Bakın şimdi hepinizi geçeceğim. Nerede ne eşyalar vardır? Koltuk vardır. Masa vardır. Bulaşık makinesi. Aa, bulaşık makinesi uzun mesela. O evde vardır mesela arkadaşlar. Dur bakayım, bulaşık makinesi yazabilirim arkadaşlar aslında. Hemen şöyle yazalım arkadaşlar. Bulaşık makinesi. En uzun ben yazacağım oğlum, göreceksiniz. Niye işlemedi? Neden çalışmadı? Çünkü bulaşık makinesi iki kelime. Tek kelime mi olmak zorunda? Aynen öyle. Kardeşim televizyon işte bu kadar. Of ya, uzun isimli bir ev eşyası aklıma gelmedi. Örümcek kız da buzdolabı yazmış. Evet aşkım, buzdolabı. Ben ne yazacağım abi? Aa, ben buldum. Ne? Tencere mi? He, tencere ev eşyası. Arkadaşlar, bu mutfaktaki eşyaları yazıyor. Ben de mutfaktaki eşyalardan yazacağım o zaman. Dur bakayım, mutfakta böyle uzun isimde ne var? Aha buldum. Mikrodalga. Nasıl da geçtim hepinize? Nasıl da geçtim, gördünüz mü? Ya of ya. Ya benim aklıma gelmeliydi bu. Harbiden örümcek kız, senin aklına nasıl gelmedi çok şaşırıyorum. Bir saniye. Yine bu mikrodalga ev eşyası değil ki. Ne eşyası Tarık o zaman? Mikrodalga nerede bulunur kardeşim? Nerede bulunur? Söyle bakalım. Mikrodalga mutfakta bulunur. Tamam Tarık'cığım, peki mutfak nerede bulunur? Mutfak evde bulunur. O zaman Tarık ne konuşuyorsun? Evet arkadaşlar, lavlar yükselmeye başladı. Kısa cevap veren ölür. Lav çok yaklaştı bana. Oh, lav bana çok uzak arkadaşlar. Baksanıza, mikroda da dalganın D'sinden başlıyor lav arkadaşlar. Ben de mikrodayım. Bu yarışmayı ben kazanacağım. Görürsünüz oğlum. Aha, Tarık bir blok yakınlaşmış abi. Ben kazanacağım oğlum. Benim adım Tarık. Soyadım da Tarık. Gömük adım da Tarık. Tamam Tarık'cığım, lütfen iddialı şeyler söylerken nüfusundan bahsetme. Biliyoruz adının ve soyadının ve göbek adının Tarık olduğunu. Yeter. İşine bak oğlum. Benim adım Abbas. Bağlasan durmaz. Ben kazanacağım oğlum. Abbas, senin bu saatten sonra kazanman çok zor kardeşim. Haberin olsun. Evet, bana bir süper kahraman ismi yazın. Ana, süper kahraman mı? Uzun isimli bir süper kahraman bulman lazım. Uzun isimli bir süper kahraman. Düşün Ferited. Düşün. Aha. Buldum. Tabii ki de örümcek adam arkadaşlar. Yani ben. Bakalım siz ne yazdınız? Yine geçtim oğlum sizi. Of ya, keşke ben de Kaptan Amerika yazmak yerine örümcek adam yazsaydım. Ya Abbas, sen de yazarsan yazmana yetişemezsin kardeşim ya. Senden bir eziksin. Görürüz bakalım. Of ya, ben çok takip etmiyorum. Bilmiyorum ya. Ne yazsam acaba? Tarık, sen de bulamadın herhalde kardeşim. Şimdi tuvalet olur mu? Oğlum Şikibi Tuvalet süper kahraman mı? Deli misin sen? Evet Tidaka, merhaba, bir süper kahraman. Oğlum saçmalama Allah aşkına ya. Oo tamam, buldum. Ben bu süper kahramanı hatırlıyorum. Baltası falan var. Yıldırım çaktırıyor. Oğlum bu yarışma şu anda bizim bulunduğumuz yarışma en uzun yazma yarışması. Sen en kısa yazma yarışmasına mısın Tarık Torne? Kanka süper kahraman. Ya o kadar uzun isimli süper kahraman var. Bula bula Torama buldun. Vallahi aklıma gelmedi. Aa tamam, ben de buldum. Ne yazdı? Ana Kaptan Marvel. Çok akıllıca. Evet aşkım, kadın süper kahraman. Örümcek kız neredeyse bana yetişti. Utan Tarık utan, örümcek kız bile geçti senin süper kahraman konusunda. Ya bana aklıma gelmedi. Yani Tarık şu Thor yazısını en kısa yazan kazanır yarışmasında yazsan evet haklısın, ama şu an en uzun yazan kazanır yarışmasındayız. Bak Tarık, artık uzun şeyler yazamazsan lavın altında kalacaksın, seni uyarıyorum. Ya tamam, yazacağım. Of ya of. Ulan Tarık ya, yazabileceği en kısa şekilde yazıyor, sonra da lavın altında kalıyor. Bak uyarıyorum seni, senden bu el iyi bir performans bekliyorum. Tamam abi tamam. Oo kesin ben kazandım arkadaşlar, şuna bakın ya, üste çok yaklaştım. Evet, bana bir şehir ismi yazın. Evet, en uzun şehir ismi. En uzun şehir ismi ne olabilir? İstanbul olabilir mi arkadaşlar? İstanbul yok ya. O kadar uzun da İzmir olabilir. Yok, İzmir'de olmaz. Ankara'da olamaz. Trabzon bakalım. Oo Trabzon yine uzunmuş biraz ama İstanbul kadar. Başka hangi şehir var? Başka hangi? Isparta yok abi ya. Isparta hiç olmaz arkadaşlar. Ne saçmaladım. Antalya yok. Antalya'da olmaz. Ferited ailesi. Abi ne olabilir ya? Ne olabilir? Aklıma böyle uzun isimli bir şehir ismi gelmiyor. Ben direkt abi İstanbul yazacağım ya. İstanbul bence en uzunlarından bir tanesi. İstanbul arkadaşlar. Ulan Ferited yazdı arkadaşlar. Ben kazanacağım oğlum. Geçsem hepinizi. Arkadaşlar sakın yorumlarda yazmayın. Ben telefondan bakacağım. En uzun isimli şehirlerimiz. Hemen Google'da aratıyorum. Ne diyor? Kahramanmaraş diyor. Diyarbakır diyor. Tamam arkadaşlar, Kahramanmaraş. Tarık o elindeki ne oğlum öyle? Ya bir şey yok elimde. Tarık kopya çekiyor Tarık ya. Elinde telefon vardı. Ya oğlum saçmalama, ne telefonu? Ya sunucu bey, Tarık ile yaptı. Google'dan baktı. Telefon vardı elinde az önce. Tarık bu doğru mu? Hayır doğru değil. Beni suçluyor. Beni suçlayıp beni diskalifiye ettirecek. Ya sunucu bey, yemin ediyorum gördüm, elindeydi. Elindeydi, Google'dan baktı. Tamamdır abi, Kahramanmaraş. Olamaz arkadaşlar, Tarık bana yetişti. Hile yaparak bana yetişti. Vallahi görmediğim için bir şey diyemem ama Tarık'a bakacağım. Tamam, bir sonraki illerde Tarık'ı özellikle kontrol edeceğim. Kontrol edin sunucu bey, hile yapıyor. Bu bir iftiradır. Asılsız iftiraları kabul etmiyorum. Bir sus Tarık ya, hilecisin oğlum. Of ya, başka şehir bulamadım, Ankara yazdım ya. Ankara başkent abi. İyi yapmışsın Abbas. Ya of aşkım, ben bir şehir bulamadım, İzmir yazdım. Ya örümcek kız, İzmir yazacaksın, Antalya yazsaydın, Antalya daha uzundu. Neyse, en azından Abbas'a geçtim. He, beni geçmiş olabilirsin ama bu geçiş çok uzun süre sürmeyecek örümcek kız, hatırlatayım. Görürüz bakalım. Evet arkadaşlar, lav yükseliyor. Anam ben yine üstteyim arkadaşlar, benlik bir sıkıntı yok. Of ya, çok yaklaştım. Vallahi Tarık iyi kurtardın ha. Evet iyi kurtardım. Tabii kopya çekmese kurtaramayacaktı, kopya çektiği için kurtardı. İftira atmaya devam etsin. Evet, bana uzun bir renk yazın. Uzun bir renk. Tamam abi, ben yazıyorum, hemen yazıyorum. Tabii ki de arkadaşlar kahve. Kahverengi mi? Dur bakayım, kahverengi. Evet kahverengi. Hemen kahverengi yazalım arkadaşlar, bu en kolayı. Bakalım diğerlerini yazmış. Tarık benden mi kopyaladın? Yok, senden kopyalamadım. Ben ilk yazdım, ilk ben yazdım. Maalesef ilk Tarık yazdı, o yüzden o geçerli. Ya abi nasıl olabilir? İlk ben yazdım. Olamaz arkadaşlar, ilk Tarık nasıl yazabilir ya? Geçersiz mi oluyor şimdi benimki? Ben yazamaz mıyım aynısını? Hayır yazamazsın. Olamaz abi, başka bir renk bulmalıyım. Abbas ne yapmış? Kırmızı yazmış arkadaşlar. Evet kırmızı, aklıma ilk o geldi. Aşkım bence pembe. Abi dur, aklıma çok güzel bir renk geldi. Ne pembe ne kırmızı ne turuncu. Abi turuncu tabii ki de ya, turuncu arkadaşlar. Turuncu da uzun isim bir renk. Of be arkadaşlar, tamamdır artık kral benim, gördünüz mü? Yine üste çıktım. Evet arkadaşlar, lav yine yükseldi. Bundan sonra acımasız davranacağım. Oho, istediğiniz kadar acımasız davranın. Ben kazanacağım. Olamaz, sınırdayım, olamaz. Of ya, biraz yükselmem lazım abi. Bana bir şey olmaz ki. En uzun oyun ismi. Tabii ki de arkadaşlar bu soru da çok basit yani. En uzun oyun ismi arkadaşlar Minecraft abi. Minecraft daha da uzun bir isim olamaz herhalde. Bakalım diğerleri ne yazmış. Abbas'a bak sen. Counter Strike abi. Çocukken internet kafede oynardım ben bu oyunu. Ben ne yazsaydım keşke. Şuna bakın, Abbas o kadar uzun yazdı ki bana yetişti. Seni geçeceğim. Kanka Roblox. Oğlum daha uzun bir oyun ismi bulamadın mı? Yo, en uzunu Roblox. Aynen kanka. Counter Strike varken, Minecraft varken Roblox aynen. Yazmışsınız, onları yazacaktım ama yazamadım. Şapşal herif ya, şapşalsın oğlum. Of aşkım, benim aklıma bir şey gelmiyor. Eyvah, örümcek kız diskalifiye olacak arkadaşlar, ne yazabilir ki? Ya of of. Evet, süre doldu arkadaşlar. Eyvah, örümcek kız gitti Ferited ailesi. Bundan sonra acımasız davranacağımı söylemiştim. Üzgünüm örümcek kız, lav yükseliyor. Olamaz. Geçmiş olsun örümcek kız. Evet, 3 kişi kaldınız. Şimdi sıradaki soru geliyor. Gelsin abi, ben kazanacağım. Bakın ben çok az kaldı. En üste varacağım ve ben kazanıyorum. Evet, bana uzun bir ülke ismi söyleyin. Uzun bir ülke ismi. Şimdi arkadaşlar dur bakayım, şöyle sayayım. Şöyle Türkiye yazsam Türkiye'de 2 blok açık kalıyor Ferited ailesi. Tabii ki de arkadaşlar en uzun ülke ismi Rusya olabilir mi? Yok, olamaz. Çin olamaz. Almanya olamaz. Türkiye olamaz. Ön yanlarına yazıyorum arkadaşlar. Başka ne olabilir? Bulgaristan. Bulgaristan bayağı uzun. Tamam arkadaşlar, hemen Bulgaristan yazacağım Ferited ailesi. En uzun ülke ismi o, Bulgaristan. İşte bu arkadaşlar ve ben kazandım. Of ya of, keşke Türkiye yazmasaydım abi ya, yetişemedim. Ya ben de Türkiye yazacaktım ama yetişemem diye yazmadım. Of ya, Amerika yazdım, çok aşağıda kaldım. Amerika yazmış bile, yok Kaptan Amerika. Her neyse arkadaşlar, bir videonun sonuna gelelim. Sağda solda giden video var, tıkla. Sağda solda çıkan videoya lütfen tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım tıklayın abi. Bugün abi en fazla uzun yazan kazanır yarışmasını yine ben kazandım Ferited ailesi. Çünkü ben bu yarışmada çok iyiyim abi. Sağda solda giden video var arkadaşlar. Onları lütfen tıklayın. Videomuza like atmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.